Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahmadiyya Müslüman Cemaatinin Almanya'da Ahmedi Türk kardeşlerle birlikte Murabbi Raşit Bey'in refakatinde hazırlayıp sunduğumuz yeni bir dini programla daha sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Bu programımızda da yine namazın faziletlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Murabbi Raşit Bey'den dinlemeye devam edeceğiz. Murabbi Bey, bundan önceki programımızda namaz konusunu işliyorduk ve en son sorum da şu şekildeydi. Bir sebepten dolayı eğer ki bir cemaatin imamı namaza geciktiyse camiye, bu durumdaki cemaatin tavrı ne olmalıdır diye sormuştum. Lütfen o konudan başlar mısınız açıklamalarınıza? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle demiştik, imam beklenir. Evet. En azından bizim cemaatimizdeki teamüller o şekildedir. 5 dakika yakın biz imamı bekleriz. Evet. İmam kim, imamdan kastedilen kim namaz kıldırıyorsa, kim görevi namaz kıldırmaktaysa, kim bunların mükellefse cemaat içinde, o beklenir. Eğer İşte efendim namaz kıldırmaktan mükellef olan kişi, sorumlu olan kişi beklenir. Evet. Ve bu konuda insanın sabırsızlık göstermesi uygun değildir. Cemaatimizde 5 dakikaya yakın, bizim camilerimizde 5 dakikaya yakın imam beklenir. Bu teamül bizim cemaatimizde öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ashab-ı kiram bazı rivayetler anlatıyorlar. Mesela Hazreti Ebu Musa Aşeri radıyallahu teala anhu diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih Buhari'de kitab Muvakitus Salah da bu hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gecesinde aşağı yukarı gece yarısında yatsı kıldırmaya geldi. Teşrif buyurdular. Ve ashab-ı kiram diyor bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gördü ve dedi ki size müjdeler olsun. Evet. Neden? Çünkü bu nimet diyor sadece size verilmiştir. Sizden başka bugün yeryüzünde namaz için bekleyen hiçbir millet yoktur. Evet. Namaz için beklemek bir nimettir. Evet, evet. O zaman insan zikirle geçirmesi lazım, boş çene çalmaması lazım, zikirle geçirmesi lazım. Güzel nafile namaz, İnsan o zaman içinde nafile namaz kılabilir. Evet. Ben mesela hatırlıyorum 3. Halife Hazretleri zamanında bazen huzur kendi son, tabii biz huzurun son günlerini gördük Rabuva'dayken. Bazen işte huzura işte 40-45 dakika kadar millet beklerdi. Hiçbir zaman sabırsızlık görmedik, niye geç kaldık, hiç böyle bir tavır. Biz bir çocuktuk o zaman. Ve 40 dakika, 45 dakikaya yakın genelde huzur beklerdi millet ve o zamana kadar nafile kılıyorlardı, zikir ediyorlardı, tesbih ediyorlardı ve bu müminin tavırıdır bu. Elhamdülillah. Eğer bir insan namaz içinde namaz için beklerken sabırsızlık gösteriyorsa o namazın mesajını anlamamıştır. Çünkü namaz nedir aslında? Bize günlük hayatımızda, toplumda nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Evet. Nasıl ki biz namaz içinde bir imamın arkasındaysak, tamam, bir birlik içindeysek, o şekilde bizim toplum içinde, cemaat içinde de, mesela bizim cemaatimizde her yerde bir sadır var. Evet. Bir şekilde bir amir var, bir murabbi var. Böyle çeşitli böyle kaid var diyelim. Hudamulahım diyenin. Onlarla beraber hareket etmek. Namaz bize bunu öğretiyor. Namaz bize sabırsızlık öğretmiyor. Evet. Sabır diyor. Allah-u Teala sabırlı davranmayı öğretiyor ve namaz için beklerken sabır göstermesi bu bir nimettir, namaz için beklemesi. Ki bu devirde insan o ashab-ı kiram gibi gece yarısına kadar beklemek zorunda kalmıyor. Evet. Yani evet. Onun dediğim 5 dakika en fazla, 10 dakika en fazla beklemek zorunda kalırsa kalalım. Yoksa daha fazla insan bugünlerde de beklemiyor. Beklemiyorlar. Evet. Onun için bu kadar birkaç dakika için insanların evet. konuşmaları bizim insan cemaatimizde İmam beklenir, cemaat değil. İmamın üstünlüğü, imamın saygının yerleştirilmesi için bu çok önemlidir. İmam, namaz imam dahi olsa. Evet. Bu önemlidir. O imamdır.
imama saygı vardır ve imam beklenir. Evet efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Mürebbi Bey, şimdi diğer bir soruda şu şekilde hazırlamıştım ben. Günümüzde Avrupa'da camiler evlere uzak olabiliyor. Bu durumda bir insan camiye gitmek için yarım saat 45 dakika alıyor gerçekten. Bu durumda bir insan ben evde de namazımı kılsam olur diye düşüncelere sahip olabiliyor. Bunun hakikati nedir yani? Bu konuda biraz bir şeyler anlatır mısın? Şimdi namaz için eğer mescide biz 15-20 dakika içinde burada arabalar var, başka vesayetler var gidebiliyorsa camiye gitmemiz lazım. Ama çok uzaksa eğer, o zaman da eğer birkaç ahmadi birbirine yakınsa onların cemaatle namaz kılmaya çalışmaları lazım. Hiç kimse yoksa en azından kendi ailesiyle, yani orada başka ahmadi ev yok. Evet. Kendi ailesiyle namaz cemaatle kılmaya çalışması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Abu Musa radıyallahu ta'ala anhu rivayet eder. Sahih Buhari Kitabul Azan'da bu hadis mevcut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir insan diyor namaz için yürüyüp diyor mescide gelir. Uzak olmasına rağmen gelir. Mescide gelir. Evet. Ve onu da mescide gelip bekler ve imamla beraber namaz kılar. Bu kişi diyor namaz kendi başına kılıp da yatmış olan kimseden daha üstündür. Evet. Ben efendim namaz kılıyorum. Nasılsa namaz namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına namaz kılmaktan hoşlanmazdı. Farz namazlardan bahsediyorum. Evet. Ve bizim de bu sünneti ihya etmemiz lazım. Cemaatle namazın büyük bereketleri vardır ve onu ihya etmemiz lazım. Uzak olsa dahi mescide gelmemiz lazım. Mescidle ilişki kopanın yavaş yavaş kalbinden iman gider. Bunu biz şahit oluyoruz. Evet efendim. Yani ne derece sen mescidden uzaklaşıyorsan o derecede yavaş yavaş soğuyorsun imandan. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim diğer bir sorum da şu şekilde. Günlük hayatın şartları içerisinde efendim sabah evden çıkıyoruz, işe gidiyoruz, çalışmaya gidiyoruz, yolculuğumuz oluyor. Bu gibi sebeplerle namazın da vakti geliyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Namazımızı nasıl ihya etmemiz lazım? Evde değilim, camide değilim, gemideyim, uçaktayım. Ama namazın da vakti var, namazın kılınması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne tavsiye ediyor bize efendim? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza o kadar önem vermiştir ki Ali Hazretleri radıyallahu ta'ala anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son işte Sunan İbn-i Mace'de bir hadis var. Can verirken o esnada dahi o can çekişmesi esnasında can Allah hakka teslim ruhu hakka teslim etmeden biraz önce o vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-salata namaza dikkat edin dedi. Böyle evet. Ama namaz yani namaza önem verin yani bu manası namaza dikkat edin namaza önem verin ve ma malakat eymanukum ve elinizin altındaki olanlara dikkat edin. Onların haklarına riayet edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-salata. Namaza dikkat edin dedi. En sonunda düşündü bu. Evet. En sonunda düşündü bu. O zaman bizim de o şekilde dikkat etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlar ya o yer uygun değildi, çalışma yerinde efendim müsait değil, yer müsait değil. Bunlar bahanedir. Evet. Doğru. Namaz kılarken bizim temiz yer aramamız lazım. Mümkünse seccadeyi yanımıza götürmemiz lazım. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Ama bunlar evhamlanacak derecede değil. Evet. Bazı insanlar öyle evhamlanıyorlar ki namaz da, yani hatta kılmayacak hale düşüyorlar. Acaba kabul oldu mu, acaba olmadı mı, namaz yeri iyi değildi, güzel değildi vesaire diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam cüelat liyal arzu mescida. Yeryüzü benim için mescid olarak yapıldı. Elhamdülillah. Ne demektir ki nerede namaz vakti geldiyse yeryüzünde neredeyse namazını kıl. Evet. Önemli olan namazın vaktinde kılınması. Diğer şeyleri bahane. Bazı şartlara göre uygun değilse ve elinde de onları gerçekleştirmesi senin elinde değilse sen imkanların kısıtlıysa sınırlıysa o zaman önemli olan namazın kılınması. Evet. Onun vaktinde eda edilmesi. Diğer şartlar müsait olunca onları da yerine getir. Evet efendim. Teşekkür ederim.
Diğer bir soru da yine bununla bağlantılı bir soru. Bir toplumda insanlar çarşıda geziyorlar, alışverişe gidiyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama bugün camilere baktığımız zaman oralara çok az insanlar geliyorlar efendim. Bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ahmediye cemaatinin ileri gelenlerinin tavsiyeleri bu durumda neler, nasıldır yani? Efendim, bu çarşılara gezmek veya ne diyeyim, düğünlere gitmek, günah yerlerinin insana meyilli olması, bu ancak eğitimle, terbiyeyle, anlatmakla, tebliğle bu durum düzelebilir. Biz amdi olarak biz birçok yere savaş açması diyelim. Tamam, onun için enerjimiz, birçok yere enerjimiz harcanıyor. Biz bugün kafir olana İslam nedir diye anlatmaya çalışıyoruz. Hristiyana, Yahudiye, Hinduya vesaire diye. Öbür tarafta Müslüman olana da Mesih Efendimiz diyor ki ben Müslümanları Müslüman etmeye geldim. Onlara da İslam anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bu bir cihattir. Bu devam edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Müslüman olanlara anlatmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gitmediği yerler çarşılardı. Çünkü çarşılarda çok şeytani işler olur. Evet. Tamam, bu devirde de öyledir, o zaman da öyledir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşılarda boş yere gezilmesini ve falan sevmezdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Sahih Müslim'de bir hadis var. Kitabul Mesacid'de diyor ki bir şehrin en güzel, Allah indinde en güzel sayılan yerler mescidleridir. Camiler. Evet. Mescidlerdir. Ve en diyor kötü olan yerler onun çarşılardır. Evet. Onun için bir mümin idrak edince, iman idrak edince, İslam idrak edince bu hadisi okuduğu zaman çarşıya değil de camiye gelir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıyamet gününde hiç kimse kimseye sığınak olmayacakken, olmayacak gününde Allah-u Teala 7 kişiye sığınak olacak, gölgesi altına alacak. Onlardan bir tanesi dedi ki, genç iken gönlü mescide bağlı olan, camiye bağlı olan kimsedir. Bu önemli, bu basit bir şey değil, mescide gelip gitmek. Evet. Tamam. Allah-u Teala'nın gölgesi altında, Allah-u Teala kendi gölgesi altında alacak diyor. Kıyamet günü herkes birbirinden kaçarken Allah-u Teala böyle bir genci kendi gölgesi altına alacak. Ve genç derken sakın yanlış anlaşılmasın. Birisi diyor ben 30 yaşındayken gencim de 40 yaşında değilim de 50 yaşında ben yaşlanmışım. Hayır. Dünya hevesleri, dünya sevgisi, dünya güzelliği bize kendimize çektiği müddetçe ben gencim. Ne zaman tövbe edip durumumu düzeltirsem tamam, ben bu müjdeye nail olabilirim. Evet. Tamam, o tabii insan dediğim gençliğin ilk aşamasında daha çok dünya meyilli oluyor. Biraz daha dediğim olgunlaşınca belki meyli azalıyor vesaire diyebiliriz. Veya belki de tersi de olabilir. Ne bileyim. Bazı insanlar yaşlandıkça daha çok dünyaya evet. düşkün oluyorlar. Ama hangi devirde, ne zamana kadar ki takatin varsa değil mi? Ve senin gönlün dünyaya yönelikse, sen dünyaya daha çok önemsiyorsan o zamana kadar sen bu eğer kendini tövbe edersen ve mescide yönelirsen bu müjde benim, senin, herkes içindir. Siz bunu anlatınca efendim hemen aklıma yeni Müslüman olan Alman gençleri gözümün önüne geliyor. Onların aklı, fikri, kalbi, evet. zikri hep evet. camiyle cami. İlgili. Sizler de görüyorsunuz. Evet, evet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesine ne kadar da güzel uyuyor bu çocuklar. Evet, doğru. İnsan gıpta ediyor bunlara doğru. görünce yani. Elhamdülillah. Teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür ederim. Diğer bir sorum şu şekilde. Ahmadiyya Müslüman cemaati bütün dünya genelinde büyük bir gayretle camiler inşa ediyor efendim. Elhamdülillah. Ve bu anlamda da Almanya cemaati olarak 100 tane cami yaptırma projemiz var ve büyük bir gayretle devam ediyor. Cemaat üyeleri fedakarlıkla paralarından oraya aidat ödüyorlar. Benim sormak istediğim şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
camilerin inşa edilmesiyle ilgili tavsiyeleri nedir ve aynı zamanda Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın bu konudaki tavsiyelerini öğrenmek istiyorum efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gider gitmez ilk yaptığı işi ne oldu? Cami inşa etmek. Cami inşa etmek. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam kim Allah yolunda Allah'ın evini yaptırırsa Allah-u Teala onun için cennette bir ev yapacaktır buyurmaktadır. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Mesih-i Mevlid aleyhissalatü vesselam eğer siz bir yerde, bir ülkede, bir köyde, bir şehirde, bir bölgede İslamiyet'in yayılmasını istiyorsanız orada diyor küçük bir cami yapın. Uyduruk cami dahi olsa. Ama bir cami yapın mutlaka diyor. İslam'ın sembolü camidir. Evet, demek yani. Ha, oraya diyor şey düşünmeden burada Müslüman yok. Efendim, cami yapılsak ne yaparsak boş yere olur. Her dedi Allah-u Teala oraya insanlar gönderecek. Elhamdülillah. İslamiyet'in yayılışının en güzel yolu caminin inşasıdır. Ve bunun için Müslüman Ahmediye cemaati evet. En azından biz Almanya cemaati olarak 4. Halife Hazretleri bize Allah-u Teala'ya cemaatin 100. yıl tamamlandığı için Allah-u Teala'ya şükretmek için sadece Almanya dedi ki siz 100 cami inşa edeceksiniz. Ama tabii şimdi burada bu camilerin inşası sadece tek taraflı değil. Yani bizim elimizde değil. Bunun öbür tarafta var. Devlet var. Zorluklar var. Sen inşa etmek istiyorsun ama onlar diyorlar hayır burada inşa edemezsin. Evet. Sen finanse etmek istiyorsun. Onlar diyorlar hayır efendim şu şekilde değil de bu şekilde finanse edilecek. Sen diyorsun ben küçük bir cami yapmak. O diyor hayır cami en azından bu kadar arazi olacak. Şu kadar park yeri olacak vesaire diye. Onun için biz elhamdülillah bu senede Hazreti Emirül Müminin Almanya'ya teşrif buyurduğunda celsa için elhamdülillah 6 adet caminin huzur açılışını yaptı. Elhamdülillah. Biz bunu yapıyoruz. İkinci Halife Hazretleri bir yerde şöyle diyor. Avrupa'da diyor 2500 cami inşa edilince Avrupa'nın İslamiyet'e teslim olduğunu anlayın. Maşallah. Bizim ona gayret etmemiz lazım ve biz bunu gayretindeyiz. Ve biz bunu meyvelerinde görüyoruz. Mesela Hazreti Emirül Müminin dünkü hutbesinde ve bundan önceki hutbelerinde de Almanya'daki cemaatin gelişmelerinden dedi ben bu sene bir farklı gördüm dedi. Elhamdülillah. Hatta dün bile biz bunu biliyorduk önce de okumuştuk ki ikinci Halife Hazretleri'nin, üçüncü Halife Hazretleri'nin, dördüncü Halife Hazretleri'nin Almanya ile ilgili bu İslamiyet'in Almanya'da gelecekle ilgili önceden verdiği gaybi haberler var. Mesajlar var. Allah Teala'dan aldığı haberler var. Mesela 3. Halife Hazretleri ben Alman milletin keşfen görmüş. Alman milletin kalbin üzerinde La ilahe illallah yazılmış olduğunu gördüm diyor. Evet. Hatta o zaman ki bizim celsa salanamız, bizim yıllık celsamız Nur Camisi'nde yapılırdı o zamanlar. Evet. Küçücük bir cami. Evet. Zorlar içinde belki 50 kişi mi 70 kişi mi zannediyor. En fazla diyelim 100 kişi. O zaman Allah-u Teala ona söylemiş ve demiş ki 50 sene içerisinde, gelecek 50 sene içerisinde Almanya'da İslamiyet'in çehresi değişecek ve Almanya İslamiyet'le ilgilenecek durum değişecek. Ve bugün biz buna şahit oluyoruz. Şahit oluyoruz, görüyoruz. Dördüncü Halife Hazretleri demiş ki ben Almanlar Hristiyanlık kabul etme konusunda en geridediler Avrupa içinde. En son kabul ettiler. Ama İslamiyet kabul etme konusunda inşallah en önce olacak Avrupa'da. Elhamdülillah. Dün huzurun mübarek dilinden dinledik hepimiz hutbede. Huzur Hazretleri, Hazreti Emirül Müminin annesi vefat etti geçen, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Geçen cuma günü. Huzur dün bahsederken dedi ki, annem bana bir rüyasından ve bir keşiften neydense bahsetti ve o zamanlar diyor senelerce önce ve Almanya'da İslamiyet'in geleceğini çok parlak olacağını söyledi ve dedi ki ben bu sene Almanya'ya gittiğim zaman oradaki değişmeler görünce annemin o söyledikleri aklıma geldi. Onun için biz bu amaç için mescitler, camiler inşa ediyoruz. Bunu inşallah inşa etmeye devam edeceğiz ve bunda her ahmet için bir müjde de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim benim Allah diyor, Allah için Allah'ın evini inşa ederse Allah-u Teala cennet için cennete onun için bir ev inşa edecektir. Elhamdülillah. Ve elhamdülillah Allah-u Teala bunu
bizim vaadler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde olduğumuz için Allah-u Teala bize bu iyilikler nasip ediyor. Biz kendi başıma olsaydık diğer Müslümanlar için, Müslümanlar gibi bunlardan hiçbirisini yapamazdık. Tabii efendim. Ben bazen dikkat ediyorum, eski peygamberlik dönemine gidelim. Evet. O zaman yapılan her türlü fedakarlıklar Ahmediyet'te cemaat olarak vardır. Bu vaktin imamına tabi olma neticesinde Allah-u Teala bunu bize ondan nasip etti. Evet. Yoksa diğer Müslümanların halini görüyoruz. Birisi belki bir sahada çalışıyor, sadece o sahada. Evet. O da ufak ufak, onların hedefleri evet. Yok. Küçük, ufak, o ufak tefek hedefleri var. Ama Ahmediye cemaatinin işlerini, hedeflerini, o bir deniz gibi. Evet. Gördüğümüzde bu hedefleri biz deniz gibi elhamdülillah. Evet. Hazreti Emir el-Mümininin Londra celsesinde Ahmediye cemaatinin bütün dünya genelindeki hizmetlerini rapor olarak anlattığını işittim. Evet. Şahsen. Evet. Yani bütün dünyaya global olarak baktığımız zaman cemaatin hizmetlerini insan gördüğü zaman insanın tüyleri ürperiyor evet, efendim. Evet. Ne kadar mübarek hizmetler oluyor. Allah daim etsin inşallah. Bu efendim bu şekilde damla damla göl olur. Damlaya damlaya göl efendim. Olur. Evet. Bu o şekildedir efendim. Bir iş burada yapılıyor. Küçücük iş başka bir yerde. Elhamdülillah. Evet. Bir araya geldiği zaman. Büyük bir derya oluyor. Evet. Evet. Cezakumullah. Efendim diğer bir sorum da şu şekilde. Mescitlerin ve camilerin adabı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın mescide geldiği zaman davranışını nasıl tarif etti? Nelere dikkat etmemiz lazım camiye girdiğimizde, girerken, çıkarken? Evet. Yani güzel bir soru. Çünkü camilere gitmekten, camiye gidip cemaatle namaz kılmaktan bahsederken, tabii ki oradaki adaptan da, edeplerden de bahsetmemiz lazım. Edeplerden birkaçını size ben söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emin bir hadisi var. Sunun İbn-i Mace Kitab-ül Mesacid'de. Bu hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın evinde şunlar uzak tutun diyor. Evet. Küçük çocuklar, yani ufak çocuklar. Bazen küçük çocukla insan mescide geliyor. O çocuk da daha anlayacak yaşta değil. Sadece ağlamaktan başka, annesi uzaklaştığı için ağlamaktan başka bir şey yapamıyor. Huzursuzluk. 6 aylıktır, 1 seneliktir. Daha böyle anlamıyor. Namaz nedir? Bunu anlamıyor. Bu ne demektir ki başkalarında mescitten feyizlenmesine engel oluyor. Evet. Onun için çok küçük yaşındaki çocukları mescitten uzak tutun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sonra dedi delileri mescitten uzak tutun. Alışveriş sorunlarını. Oraya siz Allah'ın zikri için geldiniz. Nitekim eğer bir şeyimiz kaybolduysa, onu kaybettiysek onu camide İlan etmemiz. Ben bugün atımı veya arabamı kaybettim birisi görürse, bilen varsa söylesin, bu caiz değildir. Evet. Eğer cami içinde kaybolduysa yapılabilir. Cami içinde ama dışarıda ise caiz değildir. Böyle bir yani, ilan veya alışveriş veya dünyayla ilgili bir ticaret. Evet. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim mescitlerinden bunu uzak tutun. Dedi sonra tartışmalarınızı diyor, kavgalarınızı. Benim camiden uzak tutun. Çünkü camiler barışma yeridir. Kavga yeridir. Evet efendim. Ha? Orada evet. Bu tür sorunlar getirmeyin. Sonra diyor ki kendi böyle seslerini, bazı insanlar çok bağırırlar. Kaba sesle. Kaba sesle böyle bunu da insan efendi konuşacak cami içinde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de inna ankaral asvat la sautul hamir. En çirkin ses eşik sesidir diyor. Evet. Bazı insanlar gerçekten öyle bağırırlar. Çirkin sesleri farkında değil belki varmayarak da onun için orada bu şekilde bağırmaları. Sonra diyor ki hadların tenfizini. Had şey demektir bu şer'i cezalar var ya. Evet. Birinin kolu kesilecek birisi vesaire diye. Bunların diyor uygulamasını mescitte yapılmayacak. Kılıçlarınızı diyor mescitten uzak tutun diyor. Yani silahlarla camiye gelmeyin. Silahlarla evet. Camiye ama bugün maalesef Müslümanlar öyle hale geldiler ki Müslümanın camiine bomba koyuyor ve insanlar namaz kılarken namazda evet maalesef ediliyor. Bugün artık o şekilde oldu ve diyor ki bu mescitlerin
kapılarında, yani mescidin içinde, mescidin dışında diyor, kapılarında diyor, orada diyor, taharetlenme yerleri yapın diyor. Bu da İslamiyet'in temizliğe verdiği bir önem ve dikkat ki o zaman su da yoktu. Ve sonra dedi ki, cuma günlerinde mescide şöyle güzel kokularla mescide güzel güzelleştirin, kokular, güzel koku evet, verin. Evet, evet, evet. Bu birkaç yani mescidin adabı diyelim. Mescide geldiği zaman önce söyledik zaten bu namaz konular içinde ki mescide gel beklerken mesela zikir edin veya dedim ki 3. Halife Hazreti zamanında biz gördük millet beklerken nafile kılardı. Evet. Yani bunu da bizim bu ülkelerde, batılı ülkelerde bu uygulamayı ihya etmemiz lazım. Evet. Ki namaz için beklerken çene çalmayalım, Allahu Ekber deyip duralım. Evet. İki nafile belki kılırız. Evet. Caminin evet. girişinde, girerken ve çıkışında da, çıkarken evet. de dualar var. Onlara hatta efendim ben dualar tabii var. Esselamu aleyküm rivayetle tutmamız lazım. Bunun geçen bizim Türkiye'den bazı proflar celsaya gittiler. Evet. Bu sene İngiltere'ye. Hazreti Emirül Mümin ile görüşürken ben de oradaydım. Dediler ki biz iki şeyden etkilendik. Onların birisi dedi ki, birisi nedir? Onların birisi dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Esselamu aleyküm sünnetinin ihyanı burada gördük diyor. Elhamdülillah. Herkes Esselamu aleyküm diyor. Esselamu aleyküm diyor. Biz Ahmadi olarak bizim buna camiye gelirken, özellikle camide Esselamu aleyküm dememiz lazım. Ama diğer Müslümanlarda biz görüyoruz. Ahmadiler de alındırlar. Esselamu aleyküm çok bu rivaçta bir şey. Esselamu aleyküm diyorlar. Ama diğer Müslümanlarda ben görüyorum. Esselamu aleyküm dediği zaman hemen sorar. Acaba siz beni nereden tanıyorsunuz? Yani evet. onlar evet. onlara selam vermeyi evet. şey gibi görüyorlar. Yani bir mutlaka bir tanışıklığın olması lazım selamın verilmesi için. Evet. Ama bizim bunu revaçta tutmamız, bu sünneti ihya etmemiz lazım. Evet. Biz bazen bazı şeylerin farkında değiliz ama mesela o Prof. Bey'in söylediği gibi o bundan etkilenmiş. Bizim evet. için ufak bir şey. Yani bizim evet. günlük yaptığımız alışkanlık halinde yine gelmiş. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle biz bunu yapıyoruz ama millet için bu büyük bir şey. Evet. Diğer insanlar için. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili az bir zamanımız var. Ben evet. de bir hatıramı anlatayım ve bu dersimizi evet. böyle bitirelim. Cemaatimizin içerisinde 100 Camii projesinde çalışan Arap bir mühendis, mimar mühendis kardeşim var. Bundan bir önceki Calsa Salana Almanya'nın yıllık toplantısındaki bir hatırasını şöyle anlattı. Onun bir oğlu var Selim adında. Birlikte oğlumla yürüyoruz diyor. Her gelen selamun aleyküm diyor ve bana sarılıyor diyor. Böyle bir 100 metrelik içerisinde 100 metre mesafede belki diyor 20 kişi bana böyle yaptı. Benim oğlum söyledi ki bana baba senin ne kadar çok dostun var böyle dedi. Fakat dedi mühendis kardeş bunları ben tanımıyorum. Bunlar bizleri birbirimizi Allah için sevdiğimiz evet. için yaptığımız davranışlar. Benim bu aynı şekilde bir dakika belki var mı? Bir dakika vaktimiz evet, o var. Kadar. Benim bu celsada oğlum benimle İngiltere'ye gitti. Bana dedi ki bakıyor kim geliyorsa selam veriyor, sarılıyor. Bana diyor ki babam sana şimdi birisi selam verirse o çocuk ya. Selam verirse sen işte aleyküm selam de hemen kaç git diyor. Böyle yürüyemiyoruz diyor. Ha, evet. Onun için bunlar güzel şeyler. Evet güzel şeyler. Efendim süremiz yine doldu. Çok teşekkür ederim kıymetli açıklamalarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu programımız da burada tamamlandı. İnşallah diğer programlarda sizlerle birlikte olmak üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.